Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli çocuklar, hepinizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Bize böyle önemli bir mütefekkiri birlikte mütalaa ve müzakere etme imkan ve fırsatı hazırladıkları için Anadolu İlahiyat Akademisi'ne canı gönülden şükranlarımı arz etmek istiyorum. Naçizane hadis hocasıyım. Özellikle sünnet ve metodolojiyle ilgileniyorum. Bu bakımdan da Fazlur Rahman benim doğrudan ilgimi çekiyor. Yaklaşık olarak görev yaptığım Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hemen hemen 20 yıldır hem lisansta hem de yüksek lisansta okuttuğum bir ders var. Hadis ve sünnetin çağdaş yorumları diye. Bu derste de merhumun düşüncelerini ve görüşlerini öğrencilerime öğretmeye çalışıyorum. Yaklaşık bu kadar süre içerisinde ruhu şad olsun, görüşleri üzerinde yapmış olduğum çalışmalar, kendi çapımda tefekkürüm, bir manada onun projesine katkı sunmaya çalışarak, farklı boyutlarda geliştirmeye çalışarak meslek hayatıma devam ediyorum. Bu açıdan da bugün sizlerle paylaşacağım görüşleri, anlatacağım hususlar dışarıdan bir Fazlur Rahman biyografisi olmayacak. Tam tersine içeriden o tefekkürün kendi içinden iddialarını, argümanlarını, neye dayanarak böyle şeyler söylediğini ve bu söylenenlerin bizim için ne kadar öneminin olduğunun altını çizmeye çalışarak konuları ele alacağım. Daha şimdiden bu akademik dinlemesi bile yorucu olan hususu dinleme sabrı göstereceğiniz için daha baştan teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sınıfta yapmış olduğumuz derslerde bile öğrencilerin dinlerken biraz zorlandıkları, yoruldukları bir konu bu. Bu itibarla bugün yapacağımız konuşma bir yıl öncesinden programlanmış bir konuşmaydı. Ve ben bu süre içerisinde acaba bu konuyu böyle büyük bir şahsiyeti hakkında kitapların yazıldığı, tezlerin yapıldığı, yüksek lisans doktora tezlerinin yapıldığı, sempozyumların yapıldığı böyle bir mütefekkiri bir konferansta nasıl anlatabilirim diye kaygılanırken yakın zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın dinin güncellenmesine ilişkin yapmış olduğu açıklamayla Fazlur Rahman söylemi ayrıca bir yeniden gündeme geldi ve böylece benim de konumun çerçevesi biraz netleşmiş oldu. Bugünkü yapacağım sunum Fazlur Rahman'ın İslami tefekkürü çerçevesinde dinin güncellenmesinin imkanını da biraz bugün konuşmaya çalışacağım. Dolayısıyla ülke gündemi ele alacağımız konuyu da önemli kıldı. Dikkate değer kıldı. Bu bakımdan da benim de konuşmamın bir anlamda çerçevesini netleştirmiş oldu. Konuyu zat-ı alilerinize arz ederken muhteva bakımından üzerinde duracağımız ana başlıklara fazlaca yer kalsın diye çok hızlıca bir kısa biyografisinden söz edeceğim. Biyografisi zat-ı alilerinizin çoğu tarafından biliniyor. Biyografisini de üzerinde duracağım görüşlerine bir altyapı oluştursun diye arz edeceğim. Pakistan'ın kuzeybatısında Hezare şehrinde 21 Eylül 1919 yılında dünyaya gelen Fazlur Rahman, dindar bir babada, dindar bir ailede büyümüş, 10 yaşında hafız olmuş. Ders-i Nizami olarak bilinen Pakistan'da yerleşip İslam kültürünün hakim olduğu bir eğitim sürecinden geçmiş. Ve bu arada geleneksel eğitimi
hafızlığının yanında yeterince alan Fazlur Rahman, ailesinin Lahor'a taşınmasının ardından Pencap Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. Arap Dili Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra aynı ana bilim dalında yüksek lisansını yapmış ve arkasından 1946 yılında İngiltere'ye, Oxford University'ye özellikle İbn Sina felsefesini çalışmak üzere, İbn Sina felsefesinde onun Kitab-ı Necat'ında nefs konusu üzerinde çalışma yapmak üzere üniversiteye geçiyor. Ve Fazlur Rahman aslında hayatının geleneksel o güne kadar biriktirmiş olduğu İslami konulardaki bilgisinin farklı bir boyutuna Oxford Üniversitesi'ne geçtikten sonra geçecek ve İslam felsefesiyle tanışmasıyla da hayatında bambaşka bir nokta başlayacak. İbn Sina üzerine yapmış olduğu ve daha sonra üniversite tarafından yayınlanan İbn Sina Psikolojisi, İbn Sina Felsefesi olarak neşredilen eserinde İslam felsefesi ve İslam felsefesi problemleriyle yüzleşmiş. Kısa bir süreliğine orada öğretim üyeliği yaptıktan sonra İngiltere'de İslam felsefesinde daha fazla derinleşecek Kanada yılları başlayacak ve Kanada'ya geçmiştir. Kanada'daki yıllarında sadece İbn Sina üzerinde değil, Farabi üzerinde de yapmış olduğu araştırmaları, İslam felsefesinde onu çok farklı boyutlara taşıyacak olan, ona bir farklı perspektif açacak. Bununla da kalmayacak, İslam felsefesinin sorunları bağlamında İslam tasavvufuna ve mutasavvuflara yönelecek. İbn Arabi başta olmak üzere Molla Sadra üzerinde yaptığı çalışmalar, bilgi, varlık teorileri üzerindeki düşünceler, Fazlur Rahman'ı İslam geleneğindeki Müslüman aklın nerelerde kilitlendiği, nerelerde tıkandığı, nerelerde efendim önünün kesildiği noktaları düşünmeye onu sevk edecek. Böylelikle Kanada yıllarında geçen ve İslam tefekkürüne doğrudan özellikle tasavvuf ve felsefe üzerinden yoğunlaşan bu birikimiyle ülkesinin o günlerde yeniden yapılanma süreçlerinden geçtiği, Pakistan'ın yeniden kendisine gelmeye çalıştığı yıllarda kendisine ihtiyaç duyduğunu gördüğünde 1961 yılında hükümetin de davetiyle Pakistan'a yeniden avdet edecek ve Pakistan'a avdet ettikten sonra İslami Bilimler Enstitüsü'nde bir yıl görev yapıp sonra onun müdürlüğüne atanacak ve aynı zamanda o dönemin başkanı olan Eyüp Han'ın danışmanlığını yapacak. Olabildiğince hayatın içinde, siyasetin içinde, uygulamanın içinde olan Fazlur Rahman'ı genel biyografisi olarak tanımlayacak olursak, çocukluğundan gençlik yıllarına kadar olan döneminde geleneksel İslami ilimlerle yoğrulmuş, olgunlaşma döneminde İslam felsefesi ve tasavvufa dair derinlikli düşünceler konusunda olgunlaşmaya başlamış, birikimlerini ülkesinin kalkınmasına ve pratiğine yansıtmak amacıyla Pakistan'a dönmüş, yazmış olduğu bu arada çok önemli eserler, İslam'da peygamberlik, işte İslam adlı eserleri ve birazdan üzerinde duracağım İslam'da çağdaşlık, İslam metodoloji gibi eserleri üzerinden dikkatleri çekmeye başlamış, yazdığı makaleler ses getirmeye, alışılmadık şeylerin duyulmasına sebep olmuş ve özellikle Pakistan ve Hint alt kıtasında insanların kolay kolay duymaya tahammül edemeyeceği fikirleriyle, düşünceleriyle, yenilikçi görüşleriyle Fazlur Rahman kendi yaşadığı dönemin gündeminden hiç düşmeyen bir isim haline gelecektir. Özellikle 1968 yılına geldiğinde, 1968 yılında Fazlur Rahman Pakistan hükümetinin aile düzenlemesine ilişkin yapmış olduğu bir kanun düzenlemesinde üstlenmiş olduğu rolünden dolayı dikkatleri çekecek ve Cemaati İslamiye merhum Mevdudi başta olmak üzere gelenekçi Müslümanlar ve hükümet karşıtı muhalifler Fazlur Rahman'ı odağa alacaklar ve muhalefet şiddetlenecek ve öldürülmesi üzerine başına 10 bin rupi ödül konulacak ve Fazlur Rahman için artık yolun sonudur, Pakistan'da yaşaması mümkün olmayan hale gelecektir. Her tarafta yürüyüşler yapılmakta, gösterişler yapılmakta. Ya Fazlur Rahman, ya hükümet, ya biz sloganları atan insanlar. Fazlur Rahman'ın 1968 yılında tarihin her döneminde
büyük izler bırakan garipler gibi çantasını toplayacak, çoluğunu çocuğunu yanına alacak, ya hicret diyecek, gurbet yollarına düşecek, Amerika'ya gidecektir. 1968 yılı onun gurbet hayatının ve izler bırakan düşüncesinin de olgunlaşacağı Amerika yıllarının kapısını aralayacaktır. Onun için ben derslerde de zaman zaman konuşurken şunu söylemeyi ihmal etmem. Garibim, gurbet ellerini yurt ettim. Tüm gariplerin derdini kendime dert ettim. Taşır mıyım bilmem ama altında kalıp ölmeye ahdettim der gibi tüm garipler böyle bir ağır yükün altında yola çıkarlar ve böyle giderler. O da böyle gitti ve bir süreliğine Kaliforniya Üniversitesi'nde, daha sonra da ömrünün geri kalan kısmını İslami Düşünceler bölümünde profesör olarak tamamlayacak olduğu Chicago Üniversitesi'nde çalıştı ve 26 Temmuz 1988 yılında Hakk'ın rahmetine kavuşacağı ana kadar da İslam davasında kendi ifadesiyle, kendi sözüyle "Hayalim Kur'an'a dayalı ahlaklı bir Müslüman toplum görmekti" diye yaşayarak geçti. Evet. Kur'an'a dayalı ahlaklı bir Müslüman toplum görme hayaliyle geçen bir ömrü çok hızlıca özetlediğim için ruhu beni hoş görsün, sizler de beni hoş görün. Çünkü ben onun daha çok tefekkürünü ve düşüncelerini sizinle paylaşacağım için biyografisini biraz hızlı geçtim. İnşallah beni hoş görmüşsünüzdür. Zaten konuşmalarımın içerisinde de zaman zaman ayrıca belki biyografisine atıfta yeniden bulacağım. Değerli Hazirun, konuşmamı belli başlıklara böldüm. Konu daha iyi net olarak anlaşılsın diye. Birinci giriş bölümünde onun İslam geleneğine nasıl bir eleştiride bulunduğu ve İslam geleneğini nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir gelenek değerlendirmesi yapacağım. Hemen arkasından onun bize kendi tasavvur ve tefekkürünün bir sonucu olarak sunduğu, yeni olarak arz ettiği ve kurtuluşumuzun da bununla mümkün olduğunu söylediği İslami ilimler epistemolojisinden, onun epistemolojisinden söz etmeye çalışacağım. Üçüncü olarak onun Kur'an'la ilgili Kur'an hermenötiği olarak, Kur'an'ı anlama ve yorumlama dediğimiz Kur'an hermenötiğine ilişkin görüşleri üzerinde duracağım. Son olarak da bunun tatbiki ve uygulamasına yönelik önerileri, görüşleri, somut öneriler üzerinden konumu bu dört başlık üzerinde sizin sabrınızı suistimal etmeden tamamlamaya çalışacağım. Hemen onun gelenekle ilgili görüşlerine geçmek istiyorum. Fazlur Rahman aynen şöyle söyler. Der ki, gelenek Hazreti Peygamber'in İslam'ı örneklemesiyle başlamıştır. Bu örnek harikuladedir, mükemmeldir, yegane örnektir. Bu örneğin içinde üç temel unsur vardır. Ve bu üç temel unsur Hazreti Peygamber'in Kur'an'da üsvetün hasenetun olarak ifade edilen örnekliğini belirler. Birisi Kur'an'dır, diğeri onun sünnetidir, diğeri de hadisi sözleridir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde Kur'an, sünnet ve hadis birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Üçü birden İslam'ı ve İslami örnekliği ifade eder. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in İslam geleneğinin başındaki bu rolünü doğru anlamadıktan sonra daha sonraki süreçleri doğru anlamak Fazlur Rahman için mümkün değildir. Gelenekte karşılaşmış olduğumuz bütün sıkıntılar başlangıçtaki bu bütünü doğru görememekten kaynaklandığını söyler. Ve bunun arkasından Fazlur Rahman, Hazreti Peygamber'in şahsında örneklenen, sahabenin de bu örneği bizzat gözleyerek, gözlemleyerek, kendileri üzerinde de onu kendilerine yansıtmak suretiyle taklit ederek, öğrendikleri, yaşadıkları bu peygamberi Müslümanlık, nebevi peygamberin arz etmiş olduğu İslam, nebevi İslam, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra tüm sahabenin ve başta halifeler olmak üzere halifelerin, raşit halifelerin daha sonraki süreçlerde karşılaştıkları problemlerde problemlerini çözmek üzere örnek aldıkları referans çerçeveyi oluşturmaktadır. Yani halifeler ve sahabe İslam'ı yaymak üzere coğrafyaya yayıldıklarında zamanla gelişen İslam'ın genişlediği tüm dairelerde
karşılaştıkları her yeni durumu çözmek için başvurdukları referans çerçeve Hazreti Peygamber'in bu uygulamasıdır. Yani nebevi örnekliktir. Fazlur Rahman diyor ki ilk bir asır içinde yaklaşık olarak Müslümanlar her somut durumda Peygamber'in bu örnekliğini model olarak aldılar ve karşılaştıkları bu somut problemleri çözmede onu kullandılar, referans aldılar ve yollarına devam ettiler. İşte böylece sahabe ve raşit halifeler Peygamber'in sünnetini yorumlamak suretiyle yaptıkları bu yollarına devam ettikleri yolculuk Peygamber'in sünnetinin yaşatılması anlamında yaşayan bir sünneti, buraya dikkat buyurun, living sünne dediği yaşayan sünneti, diğer bir tabirle nebevi sünneti, canlı, hareketli, yaşadıkları zamana ve gündeme adaptasını anlık olarak, birebir olarak, doğrudan olarak, tarihle özdeş, zamanla özdeş olarak gerçekleştirdikleri bir yürüyüş olarak tanımlar. Biraz düşüreyim hızımı, düşürerek söyleyeyim. O nebevi sünneti halifeler ve sahabilerin yürüdükleri yollarda sahabe ve daha sonra tabi'in nesli de aynı şekilde karşılaştıkları her problemi çözecekleri bir nebevi model olarak aldılar ve onu yorumladılar ve yaşattılar. Ve Fazlur Rahman'a göre sünnet, nebevi sünnet sadece Hazreti Peygamber'in uygulamasından ibaret olmayıp Hazreti Peygamber'in uygulamasının sahabe ve tabi'in üzerinden devam ettirip yorumlanması ve zamana adaptasyonuyla birlikte ortaya çıkan sünnetin adıdır. Bu yaşayan sünnet sadece Fazlur Rahman'a göre bu yaşayan sünnet sadece bir uygulama olmayıp yine sahabenin ve tabiinin bu yaşattıkları sünneti anlatmak üzere söylemiş oldukları sözler de aynı zamanda hadistir. Buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum. Dolayısıyla ilk bir asırda Fazlur Rahman'a göre sünnet, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle birlikte yorumlanan sahabenin ve tabiinin devam ettirdiği sünnet, hadis de Hazreti Peygamber'in merfu sözleriyle birlikte sahabenin mevkuf, tabiinin de maktu olarak ifade etmiş oldukları sözlerin tamamından oluşmaktadır ve bu doğru yoldur ve izlenmesi gereken de budur. Ve yaklaşık bir asır içerisinde de Müslümanlığın yaşatılmasında hiçbir sıkıntının görülmeyişinin arka planında da bu güncelleme meselesi vardır. Birinci nesil sahabe ve tabi'in bunu başardıkları için İslam'ı güncellemek gibi hiçbir sorunları olmamıştır. Çünkü sünneti yaşatabilmişlerdir ve hadisi yaşatabilmişlerdir. Dolayısıyla sünnet ve hadis bu şekilde yaşayan bir olguya, hareketli, dinamik bir olguya dönüştüğü için Müslümanlığın bir güncellenme sorunu olmamıştır. Ne zamana kadar? İkinci asır başlayıncaya kadar. Fazlur Rahman'a göre gelenekte de donmak böyle başlamıştır. Gelenek, sünneti Hazreti Peygamber'in uygulamasına, hadisi de sadece Hazreti Peygamber'in sözlerine hasretmeye başladığında, yani hadis eşittir merfu rivayettir, sünnet de eşittir sadece Hazreti Peygamber'in örneklidir demeye başlayınca, İslam geleneğinde İslam'ın da güncellenme sorunu başladı. Ona göre, dikkat buyurunuz, ona göre ikinci asır ve daha sonra gelen üçüncü asırda özellikle ulema, İmam Şafii ve daha sonraki gelen ulemayı kastediyor. Ulemanın yapmış olduğu en önemli hata sünnetin bu manada gelişimini durdurması, hadisin de bu manada gelişimini durdurmasıdır. Onun için Fazlur Rahman'ın tefekküründe üretilen sünnet ve üretilen hadis kavramı çok önemlidir. Fazlur Rahman der ki sünnet hayata ışık tutmak üzere sürekli yenilendi. Hadis de Hazreti Peygamber'in mesajlarını canlı tutmak adına o da sürekli üretildi. Sahabenin sözü olarak, tabiinin sözü olarak sürekli üretildi. Ama ne zaman ki fırkalar arasındaki ehli hak batıl kavgası, sen haklısın ben haklıyım kavgası, bu insanların kendi haklılıklarını göstermek hesabına kendilerine bir dini ve meşru referans gösterme ihtiyaçları ortaya çıktı. Bu ihtiyaçlarına bağlı olarak hadis, bu
hakikati ve ehli hak olmayı belgeleyen bir referansa dönüştü. İşte o zaman hadis sadece merfu ve peygamberin sözüne dönüştü. Böylelikle hadis üretilememeye başladı, sünnet üretilememeye başladı. Bu beraberinde doğal olarak Müslümanlığın adaptasyonunun, İslam'ın güncellenmesinin de sonunu getirdi. Kendi ifadesiyle söyleyeyim, artık İslam yaşayan bir gelenek değil. Yaşanılmış bir geleneğin tekrar edilmesi ve tekrarlanmasından oluşacak olan bir geleneğe dönüşmüştür. Tekrar ediyorum. Artık İslam 3. 4. asırdan sonraki süreçleri söylüyor. Artık İslam yaşayan bir gelenek değil, bir süreçte yaşanmış bir geleneğin daha sonra sürekli aynen tekrar edilmesinin dayatıldığı bir döneme başlıyor. Evet. Bu neden böyle oluyor? Şimdi bu gelenek eleştirisinde şunları söyleyerek bu birinci bölümü kapatmak istiyorum. Fazlur Rahman diyor ki, gelenek Hazreti Peygamber'in modelini güncelleyemedi. Güncellemeyince tarihten düştü, tarih dışı kaldı. Bunun en önemli sebebini de şu şekilde söyleyecek ve bununla konuşmamın ikinci başlığına geçmek istiyorum. Peygamberi yanlış anladı, nübüvveti. Vahyi yanlış anladı, Kur'an'ı yanlış anladı. Peygamberi, vahyi ve Kur'an'ı yanlış anlamak, geleneği, İslam'ı güncellememenin en önemli sorununun tam merkezine çekti. İşte burada müsaadenizle Fazlur Rahman'ın epistemolojisine girmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli dinleyenler, Fazlur Rahman'ın epistemolojisi dediğimizde önce size beni hoş görün lütfen. Bir epistemoloji tanımı yapmak istiyorum. Bu epistemoloji tanımının Fazlur Rahman'a tekabül eden yönü üzerinde duracağım ve sonra bu başlığın altında ifade ettiğim konuları ele alacağım. Epistemoloji, bilgiyi ürettiğiniz bilgi üzerinden Tanrı, varlık ve insan üzerinde bir tasavvur oluşturduğunuz bu tasavvurun hayata, yaşama dönüştüğü ilkelerin toplamına denir. Bu toplam olarak epistemoloji bize bir Weltanschauung dediğimiz bir dünya yaşam görüş olarak karşımıza çıkar. Bu Weltanschauung dediğimiz dünya yaşam bizim karşımıza bir yaşayan durum ortaya koyar. İşte Fazlur Rahman diyor ki, İslam geleneğindeki Müslümanları birkaç asır ayakta tutan epistemoloji kurgulandığında, uygulamaya konulduğunda, epistemolojik olarak ortaya çıkartıldığında çok önemli problemler üzerinden ortaya çıktı. Ve bu problemler öyle birbirleriyle bir çatışma içine girdi ki sonra bu çözülemediğinden sistem kendi kendine kilitlendi ve Müslüman akıl donmak zorunda kaldı der Fazlur Rahman. Peki bu nasıl oldu ve kendisi bu tıkanmayı ve bu kilitlenmeyi nasıl açmayı öneriyor? İşte bu bağlamda onun epistemolojisini konuşmaya çalışacağım. Fazlur Rahman'ın epistemolojisinde ele almamız gereken, dikkate almamız gereken, bana göre deseniz ki onun epistemolojisinin en temel ilkesi nedir? Şudur. Tümelden tikele gelmek, sabitten değişeni açıklamak, bütünden parçaya gelmek ama tümelden tikele, sabitten değişkene, bu tarafa doğru böyle gelirken, bütünden parçaya doğru gelirken bunu da parçadan bütüne, tikelden tümele, değişkenden sabit olana bakmak suretiyle ortaya koymakla mümkün olacağını söyler. Bu epistemolojik temel ilkenin onun algısında, tasavvurunda bize çözüm önerileri getirebilecek bir durum olarak nasıl ortaya çıktığını şimdi ele almaya ve konuşmaya çalışacağım. Fazlur Rahman der ki, benim epistemolojimin anlaşılabilmesinin 3 tane temel ögesi var. 1. Peygamberi anlamak, vahyi anlamak, Kur'an'ı anlamak. Şimdi biz tek tek bunları ele alalım.
Fazlur Rahman'a göre peygamber kimdir? Fazlur Rahman der ki, peygamber Allah'ın insanlık tarihine müdahale etmesinin vasıta ve araçlarıdır der. Allah insanlık tarihine peygamberler vasıtasıyla müdahale eder. Allah insanlara peygamberler vasıtasıyla yol gösterir ve mesajlarını onların üzerinden eriştirir. Bunun için de Fazlur Rahman peygamberlik konusunu ele alırken der ki, her peygamber vahye mazhar olacağı ana kadar vahye mazhar olabilmek üzere bütün donanımı ve teçhizatı bizzat Allah tarafından dizayn edilir, buna hazırlanır, gün ve gün, yıl ve yıl vahye muhatap olmaya hazır edilir der. Ve dolayısıyla peygamberlik, çok özür dilerim tırnak içinde söylüyorum, pat diye başınıza gelen bir hadise değildir. Bütün bir ömrünüz boyunca, peygamberler için söylüyorum, bütün bir ömür boyunca vahye mazhar olabilmek için ciddi bir hazırlık safhasının arkasından karşı karşıya geldiğiniz bir gerçekliktir peygamberlik. Böyle olunca Fazlur Rahman der ki, peygamberler bu yüzden, bu nedenle halkın arasından seçilir ve peygamberler halkın arasından bir bir ümmetini oluşturur ve bir bir ümmetini oluşturduktan sonra peygamberin sosyal toplumu oluşur ve sosyal toplumda sosyal hukuki düzenlemeler olur ve devlet arkasından gelir. Onun için de Fazlur Rahman'ın muhaliflerinin hiç hazmetmediği şu sözü söyler. Allah'ın tarihte bir devlet başkanıyla, bir kralla, bir imparatorla başlattığı hiçbir peygamber ve din yoktur der. Ve der ki, devleti kuralım Müslümanlık kendiliğinden gelecektir diyenlerin ne kadar aldandıklarını da buradan görüyoruz der. Çünkü din önce devleti kurup sonra devlet eliyle insanlara yol göstermez. Din peygamberin bireysel olarak doğrudan insanlara yol göstermeleriyle onun oluşturacağı bir toplumla, kendisinden oluşan bir toplumla meydana gelir. Şimdi buradan Fazlur Rahman'ın o nübüvvete ilişkin asıl görüşünü Hazreti Peygamber'e bağlayarak devam edelim. Der ki Hazreti Muhammed yetim kalışından, yetimliğinden, orta halli bir ailede büyümesinden, ticaretle meşgul olmasından, Hazreti Hatice ile evlenmesine kadar bütün hayatı onun vahye hazırlık dönemiydi der. Evet. Ve ilk vahye mazhar olduğunda geleneksel İslami algının kaldıramayacağı şu peygamber tanımını yapar. Geleneksel algı da bunu kaldıramıyor zaten. Der ki, peygamber vahiy aldığında zannedildiği gibi bir postacı gibi vahiy meleğinin Allah'tan getirdiği bir kelamı, kendisi de vahiy kaydedicisi bir teyip gibi vahiy kaydeden bir vahiy alma, vahiye mazhar olma olgusu olarak görmez peygamberliği. Vahye mazhar olmayı, buraya lütfen dikkatinizi istirham ediyorum, konuşmamın en önemli bölümüdür burası. Vahye mazhar olmayı peygamberin beşeriyetten, beşeri kayıtlardan sıyrılarak hakikatle bütünleşmeyi, tekil olmaktan tümele dönüşmeyi, buraya dikkat buyurun, tekil olmaktan tümele dönüşmeyi, varlığın tamamıyla özdeş hale gelmeyi, Allah'ın kelamı olan vahiyle Allah'ın kelamı olduğu zati haliyle bütünleşmeyi ve Allah'ın vahyine mazhar olduğunda vahyin Allah'ın kelamı olarak ezeliliği ve ebediliği içinde her neyse onu idrak ettiğini, vahyin bir alma değil bir idrak olduğunu, bu itibarla vahye mazhar olmanın vahyi idrak anlamına geldiğini ve vahyi idrak etmenin de vahyin bütün zaman dışı boyutta bütün göndermelerini ve uzanımlarını almak ve anlamak olduğunu, bu itibarla da peygamber kendisine bir vahiy geldiğinde bu vahyin
bütün uzanımları ve kapsama alanlarını birden algılayıp anlayıp gördüğünü ve Kur'an kendisine ekimus salah dediğinde o sadece bizim şimdi sizinle benim duyduğum gibi bu cümleyi duymadığını, bu cümlenin anlatmak istediği namazla ilgili her ne varsa hepsini birden idrak edip anladığını ve bir türlü gelenekte çözemediğimiz sünnet neydi, hadis neydi, Kur'an neydi, Kur'an bu kelimeyle ne anlatıyor, bu mücmeldir, biz bundan sünneti nasıl anlayacağız, namazı nasıl çıkaracağız, sabah namazı nasıl çıkıyor, öğlen namazı nasıl çıkıyor diye bir türlü anlayamadığımız o bütün problemleri bu nübüvvet ve vahye mazhar olma sırrı üzerinden Fazlur Rahman çözer. Ve kimsenin de bu kadar çözdüğünü düşünmüyorum. Bunun dışında da bu problemi çözebileceğimizi de zannetmiyorum. Bu itibarla bir kere daha altını çiziyorum. Hazreti Peygamber vahye sadece bizim anladığımız bir söz olarak mazhar olmaz. Vahyin talepleriyle, açılımlarıyla, kasıtlarıyla, gaye ve amaçlarıyla birlikte mazhar olur. Ve Fazlur Rahman diyor ki, işte benim epistemolojimin peygamber ve vahiy kavramı içerisinde tümelim budur. Ve vahiy bir bütündür, er ruhtur, el emirdir ve bir tümel olarak, bir bütün olarak vahiy Hazreti Peygamber'in şahsında dikkat buyurun, Allah'ın muradını ve gaye, amaç ve kastını ifade eder diyor. Allah'ın muradını, amaç ve gayesini, kastını ifade eden bu vahyi peygamber bütünüyle algılar ama işte burada peygamber vahiyden bizim içimize, insanlara dönüştüğünde tümel olarak algıladığı bu vahyi Arap diline dönüştürür ve Arapça olarak bize tebliğ buyurur. Ve vahiy dile peygamberin ağzından döküldüğünde dönüşür diyor. Dikkat buyurun buraya. Ve buraya dönüştüğünde Hazreti Peygamber'in dudaklarında dile ve Arapçaya dönüştüğünde peygamberin idrak ettiği vahyin tarihsel karşılığı ortaya çıkar. Ne demek bu? Tümel olarak vahyin bütünlüğünde algıladığı ve gördüğü şeyi peygamber aslında muradı ilahi olarak onun bütün tekamül safhalarını birden görüyor. Vahyin bütün tekamül safhalarını birden görüyor. Ama o bütün bu tekamül safhalarını gördüğü vahyin uygulamaya ve hayata tatbik edilmesine, kendi yaşadığı döneme, kendi tarihselliğine döndüğünde Hazreti Peygamber o vahyin bütün tekamül safhalarını değil, kendi tarihsel koşulları içerisinde onun mümkün gerçekleşebilecek tek real örnekliğini gösteriyor. Real örnek neyse onu gösteriyor. Fazlur Rahman'ın tarihselliği budur ve diyor ki bu tarihsellik İslam'ın evrenselliğinin yegane şartıdır diyor. Bu tarihselliği anlamadan İslam'ın evrenselliğini kimse konuşamaz ve bu tarihselliği algılamadan İslam'ı kimse evrenselleştiremez ve bunun epistemolojisini kuramaz. Onun için de diyor ki Fazlur Rahman, benim Kur'an'ı, vahiy ve peygamberi tarihsel okumam İslam'ın evrenselleşmesinin olmazsa olmaz şartıdır. Ama beni tarihselcilikle suçlayanlar ve slogan olarak İslam'ın evrenselliğini savunanlar, İslam'ın tarihini İslam olarak algılayanlar ve İslam'ı tarihin belli bir dönemine mahkum eden gömenlerden ibarettir diyor. Onun için Fazlur Rahman'ın bu tarihselciliği ve olaya tarihsel olarak bakması, bir kere daha söylüyorum, vahyin, o idrak ettiği vahyin kendi koşullarında uygulanabileceği, reel koşullarda ortaya bile çıkabilecek mümkün en güzel peygamberi örnekliğin adı olarak tarihselcidir o. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Fazlur Rahman der ki, Hazreti Peygamber'in idrak ettiği vahiy tümeldi. Resulullah'ın sünneti tikeldir, tekildir. İşte Resulullah'ın idrak ettiği vahiy sabitti, değişmezdi. Peygamber'in örneklediği tarihsel örnek değişkendir ve zaten de değişmiştir diyor tarih içinde. Buraya dikkat buyuralım lütfen. Hazreti Peygamber'in
Kur'an'da ve ma edrake ve ma edrake ve ma edrake ile anlatılan o işte vahyi idraki, vahyin bütün boyutlarıyla vahyin idrakiyken sünnette karşılığını bulması, o vahyin reel tarihsel koşullardaki tikel ve somut karşılıklarıdır diyor. Evet. Şimdi böyle baktığımızda vahiy, peygamber, değerli dinleyenler, Fazlur Rahman'ın tefekküründe bizim kendisinden hareket ederek, kendisine dayanarak İslam'ı ve Hazreti Peygamber'i güncelleyebileceğimiz yegane referansı oluşturacağını söyler. Bunu nasıl olduğunu birazdan göreceğiz. Nasıl olduğuna bakacağız. Ve dolayısıyla onun epistemolojisinde peygamber vahye mazhar olduğunda vahyin künhüne, vahyin tümeline mazhar olur. Ve vahiy Fazlurrahman'ın ifadesiyle tümeldir, parçalanamaz, bölünemez. O peygamberlerin lisanında dile dönüşür, peygamberlerin lisanında dil haline gelir. Ve dil haline geldiğinde vahyi sadece yazılı metinden, mushaf üzerinden ve dille okuyanlar bu nedenle vahyi hakikatiyle anlamakta aciz kalırlar der. Böylece onun tefekküründe vahyi anlamak, Hazreti Peygamber'i anlamak bu boyutlarıyla anlaşılmadığı sürece gelenekte de böyle anlaşılmamıştır. Dolayısıyla da bir türlü Kur'an mı, sünnet mi, hadis mi kavgası bitememiştir. Ve bir türlü Kur'an, hadis ve sünnet hiyerarşik olarak dini referans olmakta birbirleriyle yarıştırmaktan kurtulamamışız. Sebebine gelince bunun en önemli sebebi işte vahyi ve peygamberi bu bütünlüğü içinde göremeyişimiz ve değerlendiremeyişimizdir der Fazlurrahman. Şayet anlatabilmişsem bu peygamber ve vahiy algısı bizim gelenekte çözemediğimiz, kilitlendiğimiz hususu çözebilmeyi öneren en önemli husustur diye düşünüyorum. Buna göre, bu söylediklerime göre Kur'an'ın mücmeli, müphemi falan yok. Hazreti Peygamber onun tamamını künhüne ermiştir, örneklemiştir, sahabe de bunu anlamıştır. Bize düşen o örnekliği yürütebilmek ve anlayabilmektir. Şimdi buradan müsaadenizle Kur'an'a gelmek istiyorum. O halde Fazlurrahman peygamber ve vahyi böyle anlayınca Kur'an ona göre nedir? Fazlurrahman'a göre Kur'an bir, nedir ne değildir üzerinden söyleyelim daha kolay anlaşılsın. Fazlurrahman'a göre bir, Kur'an evvela Allah'ın insanlara kendisini anlattığı bir risale değildir. Allah kendini anlatmak için Kur'an göndermemiştir. Allah Kur'an'ı insana insanı anlatmak için göndermiştir. İnsana kendisini de insana yol göstersin ve onu kamil insan yapsın diye anlatmaktadır. Birinci önemli nokta budur. Bir, Kur'an Allah'ın anlatıldığı, Allah'ın kendisini anlattığı bir risale değildir. İki, Kur'an bir hukuk kitabı değildir. Kur'an bir hukuk kitabı değildir. Kur'an bir ahlak kitabıdır, bir rehberdir, bir yol göstericidir. Bu itibarla Kur'an rehberdir, yol göstericidir ve rehber ve yol gösterici olmak da tabiatı gereği anlaşılır olmayı, açık olmayı gerektirir. Bu itibarla rehber olmanın, yol gösterici olmanın zorunlu bir sonucu olarak açık ve anlaşılır olmanın karşıtı iddiaların tamamı Kur'an'ı anlamamaktan ibarettir. Çünkü bir rehber, bir yol gösterici anlaşılır olmak zorundadır der. Ve dolayısıyla da bir hukuk kitabı olmadığını, bir ahlak kitabı olduğunu söyler. Üçüncüsü, dikkat buyurun, Kur'an, Fazlurrahman der ki Kur'an'ı biz mushaf olarak okuyoruz. Kur'an'ı mushaf olarak okumamalıyız. Kur'an bir vahiydir, insanla Allah'ın tarihteki temasından ibarettir. Öyleyse bu teması doğru anlamamız lazım. Kur'an, vahiy, insanlara, insan tabiatına uygun tedrici bir yol gösterme rehberidir der üçüncü olarak. Tedrici bir yol gösterme rehberi. İşte burada üçüncü noktada Fazlurrahman der ki Kur'an'ı biz iki mesajsal bölüme bölebiliriz. İki ana mesajsal bölümde Kur'an'ı değerlendirebiliriz. Bir, Kur'an'ın yoğunlukla tevhid ve ahiret vurgusunu içerdiği Mekke dönemi ayetler ki bunlar tamamen ahlakidir. Birazdan üzerinde duracağım. Bunlar tamamen ahlakidir. İki, Müslümanların bir ümmet ve toplum oluşturduktan sonra Medine'de ortaya çıkan hukuki düzenlemelerdir. Bu itibarla Fazlurrahman der ki
tevhid konusunda, ahiret inancı konusunda ve ahlaki duyarlılık konusunda belli bir düzeye gelmemiş bir Müslüman toplum için sosyal ve hukuki düzenlemenin bir anlamı olamaz. Bir toplumda ve bir sosyal düzende hukuki düzenlemeler yapabilmenin yegane yolu bu toplumun kendisinden inanç, itikat ve ahlak itibariyle böyle bir düzenlemeyi talep edebilecek bir oluşumu gerçekleştirmiş olmaları, bu safhayı aşmış olmaları gerekir. İşte Fazlur Rahman der ki Kur'an Hazreti Peygamber'e indirdiği vahiylerle insanlık tarihinde oluşmuş bir Müslüman ümmet üzerinden vahyin nihai amaçlarını, nihai gayelerini Hazreti Peygamber'in tarihsel tekil örnekleri üzerinden bize sunar ve bununla bize bir yol gösterir. Ve der ki ey bana inanan kullarım, Hazreti Peygamber'in ona indirdiğim tümel vahyim üzerinden, somut örnekler üzerinde size ortaya koyduğu örneklerini iyi dikkate alın, iyi görün. Orada sabit ne, değişken ne, tümel ne, tekil olan nedir? Bunları iyi görün ve benim bu vahiy ile insanlık tarihinde gerçekleştirmeyi hedeflediğim o tekamülü safha safha siz gerçekleştirin der. İşte Fazlur Rahman'ın anlatmaya çalıştığı şey bize o vahyin 23 yıllık süreçte özellikle 10 yıllık Medine dönemindeki sosyal ve hukuki düzenlemelerin hiçbirisinin Fazlur Rahman'ın kanaatinin altını çizerek söylüyorum. Hiçbirisinin son, nihai, beşeri, hukuki ve sosyal düzenleme olmadığını, olamayacağını, bunun fıtrata aykırı olduğunu, insan tekamülüne aykırı olduğunu, dolayısıyla insan değiştikçe ve insan geliştikçe sosyal düzenlemelerin devam etmesi gerektiğini, bunun da ancak o 23 yıllık örneğin o hedef ve gayelere, o hedef ve gayelere bizi ulaştıracak somut verileri, nesnel verileri tespit edebilmek ve elde edebilmekle mümkün olacağını söyler ki bu görevi de Allah'ın ümmete bıraktığının altını çizer. Yorduğumu biliyorum ama daha da yoracağım. Biraz beni kusura bakmayın. Lütfen hoş görün. Çünkü bu konuşmamı öğrencilerim de dinleyecek aynı zamanda. Kayıt alıyor. Ve onlara da yaptığım dersin bir bölümü olarak da düşünerek de bu konuşmayı yapıyorum aynı zamanda. Daha yarısındasınız yorulmanın, haberiniz olsun da bu kalkın gidin demek değil tabii. İnşallah. Dolayısıyla diyor ki Kur'an bu örnekleri peygamber üzerinden 23 senede ortaya koyarak diyor ki siz devam ettirin bunu. Siz tekamülü, siz devam ettirin. Bunu nasıl devam ettirdiğini birazdan konuşacağız. Öyleyse yeniden Kur'an'a dönecek olursam Fazlur Rahman şunu söylüyor. Kur'an bir ahlak kitabıdır, bir tevhid kitabıdır ve tevhidin üzerinden bunları temellendirir. Ahiret inancına bağlar ve dolayısıyla altını çizerek söylüyorum. Az da sizi dinlendirecek, tarihsel bazı örnekler vererek bir bakıma biraz fasıla olmuş olsun. Sonra konuşmamın devamına geçeyim. Diyor ki bu kitap ilk muhataplarında ve sahabe neslinde hasıl ettiği sonuçları bizde de hasıl etmesini istiyorsak işte o zaman bu kitabın o ilk nesille kurduğu diyaloğu peygamber üzerinden doğru algılamamız lazım. Tevhidi, ahiret inancını ve ahlaki sorumluluğu. Bunun üçündeki dengeyi geleneksel ulema oluşturdukları metodolojilerde sağlıklı olarak kuramadılar diyor Fazlur Rahman. Hemen sizi dinlendirsin diye bir iki örnek vereceğim. Diyor ki tevhid doğası gereği ahlakidir. Allah insanlara benim birliğime inanın derken hedefi insanlarda insani birliği, kardeşliği ve eşitliği sağlamaktı diyor. Allah kendi birliğinin derdinde değil, insanlığın birliğinin derdindedir. Tevhid fikrini aşılarken Müslümanlarda bir insanlık birliğini, bir insanlık tümelliğini oluşturacak bir düşünsel, zihinsel donanımı oluşturmanın peşindeydi Kur'an diyor. Ve bizim kelamcılarımız bu mesajı alamadıkları için Allah'ın birliğini, Allah'ın takdis ve tenzih edilişiyle uğraşacağız diye
İnsanı sildiler, insan diye ortada bir şey koymadılar. İnsanın iradesini, insanın varlığını neredeyse onun elinden aldılar. Halbuki diyor tevhid, tevhid iradesi olmayan insanları değil, iradesi olan insanları ahlaki olarak kabul eder. Dolayısıyla gelenek kader inancıyla insanın iradesini elinden alarak onların gerçek manada bir tevhide erişmesinin önüne geçti diye eleştirir Fatih Rahman. Bu bakımdan tevhidi, ahlakı ve buna bağlı olarak ahiret inancını dünyada sorumlu Müslüman olmanın olmazsa olmaz bir efendim şartı olarak değerlendirir Fazıl Rahman. Ve Kur'an'ı bu şekilde bir kitap olarak peygamberi örneklik üzerinde kendini ortaya koyan Allah'ın amacı, gayesi olarak tanımlayan Fazıl Rahman, Kur'an'ı anlamamız için onun meşhur ikili diyalektik içinde çalışan Kur'an hermeneutiği diye söylediğimiz bir Kur'an hermeneutiği önerir. Asıl konumuzun özü de burada yeni başlıyor. Ve dolayısıyla Fazlur Rahman'ın Kur'an'ı bizim nasıl anlamamızı istediğini, nasıl anladığımızda Kur'an'ı doğru anlamış olacağız da, Kur'an ilk nesli cahiliyeden hidayete erdirerek medeni bir topluma dönüştürdüğünü, bizim cahiliye dönemimizi de nasıl medeni bir topluma dönüştürmesini mümkün olacağını, onu Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik ortaya koyduğu Kur'an hermeneutiği içinde konuşmamız lazım. Kur'an hermeneutiği ile neyi kastediyoruz? Ve Kur'an hermeneutiğinde Fazlur Rahman'ın karşı karşıya geldiği hangi problemler ve sorunlar var? Bunları da yine hoşgörünüze sığınarak sizi yoracak ama anlatmak ve ele almak zorundayım. Şimdi Kur'an hermeneutiğinde az hermeneutikten söz etmem gerekiyor. Hermeneutik bir anlam ve bir yorum bilimdir. Özellikle çağdaş dönemlerde son birkaç yüzyıl içerisinde Batı'da ortaya çıkan ama daha sonra İslami ilimlerde de yaygın bir biçimde özellikle Fazlur Rahman üzerinden gündeme gelen son derece önemli bir anlama ve yorumlama olgusundan ibarettir. Çok kabaca. Ve bunda son 200 yıl içerisinde Batı dünyasında çok hermeneutik okullar ortaya çıktı. Biz bütün bunları konuşamayız ama sadece Fazlur Rahman'ın hermeneutiğinin ekol olarak neye dayandığını, çok temel karşıt bir tez olarak da Hans Georg Gadamer'in hermeneutiğiyle nasıl bir farklılık arz ettiğini, buradan Fazlur Rahman hermeneutiğinde bizim için önemli olanın ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Fazlur Rahman der ki, Kur'an'ı anlamanın iki mümkün yolu var. Bir, biz Kur'an'ı anlayacaksak Kur'an'ın nazil olduğu, az önce de ifade etmeye çalıştım, Hazreti Peygamber'in örnekliğinin ortaya çıktığı asr-ı saadete gitmek zorundayız. Çünkü Kur'an Allah'ın kastıdır. Dikkat buyurun. Kur'an Allah'ın kastıdır. Allah'ın gayesidir. İnsanlıkta gerçekleştirmek istediği hedefin adı Kur'an'dır. Bizse Kur'an'ın metnini Musaf'ı okuyoruz. Şimdi biz bu Musaf'ı elimize almalıyız. Asr-ı saadete gitmeliyiz. Asr-ı saadette Hazreti Peygamber'in şahsında ortaya çıkan bu Musaf'ın Allah'ın kastı halindeki mesajını orada almalıyız. Şimdi biz asr-ı saadete gider, Allah'ın indirdiği bu vahiyle neyi kastettiğini, neyi amaçladığını, neyi gerçekleştirmiş olduğunu anlamaya çalışırsak şöyle bir duruma girmiş oluruz. Bu birinci adımdır. Onun hermeneutinin birinci ilkesidir. Tek tek inen ayetlere şahit oluruz. Tek tek inen ayetleri gözlemleriz. Tek tek inen ayetlerin Hazreti Peygamber'de nasıl somutlaştığını, örnekleştiğini görürüz. Allah'ın oradaki amaç ve gayesini anlarız. Bu tek tek ayetleri anlama bizi bütün bir Kur'an'ın tümel olarak, nihai olarak anlama sonucuna götürür ve biz tek tek ayetlerden Kur'an'ın bütününde ortaya çıkan Kur'ani gayeyi, Kur'an'ın ruhunu, Kur'an'ın amacını, vahyin kastını, Allah'ın kastını anlarız. Ve Fazlur Rahman diyor ki bu şekilde Kur'an'ı anlamadan da Kur'an'ı anlamaktan söz edemeyiz. Ve ben tabii bu arada hemen bir tırnak açarak Anadolu İlahiyat Akademisi'ni Fazlur Rahman'ın acaba bu hayallerin bir gün gerçek olur mu diye hayallediği bu hayalini, bu
mübarek müessese bir yıldan fazladır gerçekleştirmek üzere fiiliyata geçirmiştir. Hepinizi tebrik ediyorum bu vesileyle. Evet. Dolayısıyla bu hayalin gerçekleşme süreci başlamıştır. Yani Anadolu İlahiyat kurduğu çok değerli bir ekibiyle asr-ı saadet yolcusudur. Evet. Henüz daha vahyin indiği oraya gelmedik ama cahiliye dönemindeyiz. Cahiliye dönemindeyiz. Cahiliye döneminde trenimiz hızlı tren olarak vahyin gelişine doğru gidiyor Allah'ın izniyle. Yol hazırlıklarına başladık. Evet, yol hazırlığına başladık diyor kaptanımız sağ olsun. Dolayısıyla bu vesileyle bunu söylemek istiyorum. Ruhu şad olsun. Buraya gitmeden ve bunu Kur'an'ı böyle anlamadan kesinlikle anlayamayız diyor. Şimdi onun epistemolojisini konuşurken bir şeyin altını çizmiştim. Hatırlatmama lütfen müsaade edin. Onun epistemolojisi neydi? Tümelden tikele, tekile gelmekti. Nesnel olandan öznel olana gelmekti. Ve böylece o tümelden ve nesnel olandan gelişi bütünden parçaya gelişi mümkün kılabilmek için önce elimizde bir bütün olması lazım. Peki bu bütünü nerede elde edebiliriz? Asr-ı saadete gitmemiz gerekiyor. Asr-ı saadete gitmeden, o tek tek ayetlerin bütüncül gayesini görmeden böyle bir bütüne, bir tümele sahip olamayız. Ve Fazlur Rahman diyor ki böyle bir tümeliniz olmadan da kendi çağınıza gelip kendi çağınızdaki tikel sorunları çözemezsiniz diyor. Bunu neden böyle söylüyor? Şunun için söylüyor. Diyor ki Allah Resulü'nün mazhar olduğu vahiy tümeldi. Allah Resulü vahye mazhar olduğunda vahyin tümeline mazhar oluyor. Peki bu tümel vahyin gayesidir, kastıdır, amacıdır. Peki bu kasıt, bu amaçla neyi çözüyor? Tikel olanı, somut problemi çözüyor. İşte biz de diyor böyle peygamberin mazhar olduğu gibi kasta sahip olursak problemleri çözeriz. O zaman birinci adım oraya gideceğiz ve böyle bir bütünü, böyle bir tümele sahip olacağız. Sonra geleceğiz. Asr-ı saadetten geri döneceğiz. Ama neyle dönüyoruz bu sefer? Tıpkı peygamberin mazhar olduğu bütüncül vahiy, ilahi gaye, ilahi amaç, ilahi kasıtla dönüyoruz asrımıza. Döneceğiz ve tıpkı Allah Resulü'nün tek tek toplumsal problemleri çözdüğü gibi bu tümel vahiy, tümel ilahi amaç ve gayeyi kendi çağdaş sorunlarımızın çözümünün arkasındaki yegane referans yapacağız. Oradan alacağız, geleceğiz ve burada bu problemlerin çözümünün yegane referansı haline getireceğiz diyor. Ve bu Fazlur Rahman'ın hermeneutiğinin tarihsel hermeneutik budur. Çünkü Fazlur Rahman şöyle diyor. Vahiy kendisini tarihte ifşa etmiştir. Öyleyse vahyin anlamı tarihtir diyor. Fazlur Rahman'ın hermeneutiğinin özü budur. Vahiy kendini tarihte ifşa etmiştir. Vahyin anlamı tarihtedir. Vahiy kendini tarihte ifşa ettiği için anlam, anlama, yani meaning anlam, understanding anlama, interpretation yorumlama, application uygulama, bunlar Fazlur Rahman hermeneutiğinde birbiri arkasından ardışık olarak geçecek tarihsel olgulara tekabül eder. Bu tarihsel olguları, bu sıralamalar üzerinden der Fazlur Rahman. Ancak gerçekleştirdiğimiz zaman Kur'an'ın anlamını doğru anlayabiliriz. Çünkü anlam tarihte ifşa olur der. Hans Georg Gadamer ise bir kere bir der, nesnel anlama mümkün değil, Fazlur Rahman yanılıyor der. Nesnel anlama yoktur der, anlam özneldir der. Ve anlam da tarihte değil, dilde ortaya çıkar der. Ve dolayısıyla da anlam, anlama, yorumlama ve uygulama ardışık değil, bir bütündür. Okurla metin arasındaki anlam ufuklarının kaynaşmasından ibarettir der Gadamer. Ve dolayısıyla Gadamer hermeneutiğinin, felsefi hermeneutiğin bu manada Fazlur Rahman'ın bu tezini imkansız kılan bu yaklaşımına karşı ısrarla Fazlur Rahman kendi tezinin ve hermeneutik yaklaşımının doğru olduğunun kanaatindedir ve bunu savunur ve bununla sonuç alacağına inanır. Biz de öyle inanıyoruz ve dolayısıyla Fazlur Rahman der ki Kur'an'ı anlayacak, İslam'ı güncelleyeceksek bir tek şeye ihtiyacımız var. İkili diyalektik hermeneutiğe. İkili diyalektik hermeneutiğin birinci adımı asr-ı saadete gitmek, Kur'an'ın tümeline mazhar olmak, sonra o tümeli ikinci adımda çağımıza getirmek. Diğer bir ifadeyle söyleyeceksek,
tüme varımla indaktif yoluyla tek tek ayetlerden Kur'an'ın bütünlüğüne varmak, sonra da didaktif tümden gelim yoluyla da o bütünden sonra tekil parçaları çözüme kavuşturmaktır diyor. Şimdi bu manada onun hermeneutiği üzerinden bunu gerçekleştirmeye kalkıştığımızda Fazlur Rahman şunu söyler. Der ki, diyelim ki gidebildik, diyelim ki gelebildik. Gelebildiğimizde bugünkü tikel olgulara, tekil problemlere Kur'an'ın temel amacı, ana gayesi böyledir ve bunu da böyle çözmeliyiz diye çözüm ürettiğimizde bu üretmiş olduğumuz çözümün doğruluğundan ve İslami ve Müslümanlık olduğundan nasıl emin olabileceğiz? Sonuçta bunu bizler çözüyoruz. Dolayısıyla bundan nasıl emin olabiliriz de ve böylece bu hermeneutiğin işe yaradığını söyleyebiliriz. İşte Fazlur Rahman hermeneutiğinin birinci problemi felsefiydi. Çünkü bir Gadamer karşıtlığı var. İkinci problemi de meşruiyettir. Burada karşımıza Fazlur Rahman çok önemli bir kavramla çıkar. Özellikle İslam ve Çağdaşlık eserinde, özellikle Peygamber ve İslam eserinde, İslam kitabında metodoloji sorununu ele aldığı Islamic Methodology in History adlı eserinde dile getirdiği önerilerinde bunun altını çizer ve şöyle bir kavram getirir. Der ki çözüm takvadadır. Fazlur Rahman takvayı şöyle tanımlar. Takva, İslam'a girmenin, Müslüman olmanın, yani Allah'a teslim olmanın, tevhid inancını ve ahiret inancını içselleştirip mümin olmanın, imanın, ahlakla bütünleşmesinin ortaya çıkardığı Allah-kul ilişkisindeki kulun Allah karşısındaki bilinç ve şuur halinin zirve halidir der. Takva bu şekilde tanımlandığında Fazlur Rahman'a göre müminde öyle bir karşılığa tekabül eder ki takva bir mümin için Hazreti Peygamber'in vahye mazhar olduğu zihinsel donanım halidir. Buraya lütfen dikkat edelim. Fazlur Rahman'da takva bir müminin Hazreti Peygamber'in vahye mazhar olduğundaki zihinsel donanım haline tekabül eder. Ve bundan hareketle Fazlur Rahman der ki takva şuurunda olan bir mümin Kur'an'ın tümelinden herhangi bir tikel problemi çözdüğünde, içtihat ettiğinde ki ona göre bu içtihat da fikri cihattır. Bu fikri cihadı yaptığında takva sahibi bir mümin kendisini Hazreti Peygamber'in tümel vahye mazhar olduğunda vahyin sınırsız açılımları ve tekamülleri içerisinde kendi asrındaki Peygamber'in o vahyin açılımında görmüş olduğu şeyi somutlaştıran kişi olduğuna inanır diyor. Evet. Bu cümleyi bir daha tekrar etmem lazım benim. Evet. Çok önemli çünkü. Diyor ki takva sahibi bir mümin Kur'an'ın tümelinden kendi çağındaki bir tikel problemi çözümlediğinde bu fikri cihadı yani içtihadı yaptığında şundan emin olur. Nasıl ki peygamber vahyin tümeline mazhar olduğunda o vahyin kendi peygamberin çağında Allah peygamberden tarihsel olarak neyi örneklemek, neyi ortaya koymak istiyorsa onu ortaya koydu ve peygamber bundan emindir. İşte mümin de kendi çağında bunu örneklediğinde bundan emin olur. Can kurtaran simidimiz takvadır diyor. Peki bu takvayı nasıl elde edeceğiz? Mümin böyle bir takvaya nasıl mazhar olacak da bu takva kendi zamanımızın ihtiyacı olan İslam'ı güncellemeyi gerçekleştirecek. Ve gerçekleştirecek de bu içtihadı yapacak olan ülema bunu yapabilmek için Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapmasını beklemeyecek. Ve zaten Cumhurbaşkanı böyle bir açıklama yaptı diye hemen ortaya atılanlar da kendisini nerede güncellememiş ülema varsa onlar. Kendisini güncellemeyen bir ülemanın İslam'ı güncellemek gibi bir derdi de olamaz, bir başarısı da olamaz. Onun için Fazlur Rahman meselenin altını çizerek çok haklı olarak şöyle bir öneride bulunur. Der ki
yeni bir epistemoloji, yeni bir metodoloji oluşturmalıyız. Son bölüme geçiyorum. Sabrınızı suistimal etmedim inşallah. Zorladığımı biliyorum ama lütfen beni hoş görün. Çok önemli bir noktaya geldik. Burası bütün konuşmamın sonucu ve semeresi olacak. Asıl Fazlur Rahman'ın tefekkürü de burada ortaya çıkıyor bence. Çok fazla konu olduğu için, hızlıca özetlediğim için beni bağışlayın lütfen. Bunu başarabilmek için bir epistemolojimiz olmalıdır diyor. Ve bence son yüzyılda bir epistemoloji öneren dört insandan en önemlisidir. Şu son yüzyılda İslam'ın yeniden ihyası için dört isim epistemoloji önermiştir. Biri Muhammed İkbal'dir. İslami Düşüncenin Yeniden İnşası kitabında bunu dener. İkincisi, Allah rahmet eylesin, Muhammed Abid el-Cabiri'dir. Bir gün fırsat olursa onu da size anlatmak isterim. Muhammed Abid el-Cabiri'dir. Üçüncüsü, hala Allah hayırlı ömür versin yaşıyor, Hasan Hanefi'dir. Bunların en önemlileri de hiç kuşkusuz Fazlur Rahman'dır. Fazlur Rahman uygulanabilir, uygulanabilme şansı olan ve nitekim uygulamaya başladık biz onu. Tuncer Hocam, o müjdeyi de az önce bu konuşmaya başlamadan önce konuştuğumuz sohbetimizde müjdeyi verdi. Devam eden çalışmaları ve projeleri dahilinde biz şimdilik Asr-ı Saadet'e gittik. Döndükten sonra ne yapacağımızın da projelerine başlamışlar, tebrik ediyorum. Dolayısıyla döndükten sonrayı da uygulayacağız. Ve bu bakımdan Fazlur Rahman projesi anlamında ayakları yere basan ve gerçek anlamda bir epistemoloji olduğunu söyleyebileceğimiz bir epistemolojinin sahibidir. Peki ne öneriyor bize? Diyor ki Fazlur Rahman, geleneksel epistemolojinin en önemli kusuru şu idi. Erken dönemde ortaya çıkan kelam ekolü, kelam, kendisine dayalı bir fıkhın oluşabileceği zemini oluşturamadı diyor. Buraya dikkat edelim lütfen. Erken dönemde ortaya çıkan kelam okulları, kelam ekolleri, kelam eğer Tanrı tasavvurunda, insan tasavvurunda, varlık tasavvurunda Kur'an'ın hedeflediği bütüncül o mesajı yansıtabilecek, tevhide, ahiret inancına ve insanın ahlaki sorumluluğuna dayalı bir kelami zemini oluştursaydı ve İslam fıkhı, fıkıh metodolojisi de bu kelamla çatışmayacak ve bu kelamla çelişmeyecek şekilde gelişimini ortaya koyabilseydi, İslam güncellenmesini hiç kimse engelleyemeyecekti diyor. Geleneğin en önemli problemi, kelam ayrı oluştu, fıkıh ayrı oluştu, hadis ayrı oluştu, tefsir ayrı oluştu ve bütün bu ayrı ayrı oluşumlar birbirlerine nasıl engel olduklarını, birbirlerinin yolunu nasıl tıkadıklarını görmediler. Ve bir gün öyle bir kördüğüm olduk ki kendi kendimizi kilitledik diyor. İşte tam da burada o kelamın yolumuzu açan, yolumuzu açması gereken epistemolojinin o temeli olması gerektiği noktayı açarken şöyle diyor. Mesela Maturidi kelamı da, Eş'ari kelamı da insanın iradesini elinden alırken, kader inancıyla insanı iradesizleştirirken, onu bir kukla haline getirirken, İslam hukuku insanı nasıl sorumlu kılabilirdi diyor. Sizin iradeniz yoksa nasıl sorumlu olabilirsiniz? Kelam bir taraftan senin iraden yok diyor. Senin için yazılanı oynamaktan ibaretsin diyor. Buradan nasıl bir hukuk çıkabilir? Çıkmadı işte diyor. İslam hukukuyla kelam yan yana gelemedi diyor. Şimdi ahiret inancına ilişkin duruşumuzda biz bu dünyada bütün yapıp ettiklerimizden iyi kötü her ne yapmışsak ahlaken sorumlu olduğumuzu ve bir gün bunun hesabını soracağımızı bize sürekli söyleyen bir kitabın müntesipleri ve müminleri olarak siz yeniden şefaati getirerek şefaat üzerinden kimsenin cehenneme girmesine izin vermeyecek hale getirirseniz şefaat kurumunu kelami olarak insanlar nasıl sorumlu olarak yaşayabilirler ve kendi davranışlarından sorumlu olduklarını düşünürler? Ve Hazreti Peygamber'i örnekliğini sadece 23 yıllık bir tarihsel döneme hapseder ve sonra da gelecekte kıyamete kadar bütün zamanları bu 23 seneye benzemek zorunda bırakırsanız, hadisi ve sünneti sadece bu kadar süreç içerisine
koyar, hapseder ve sonra da bütün bir Müslüman geleceği buraya mahkum ederseniz, Müslümanların geleceğini tarihin belli bir mezarlığına gömmekten, o mezara hapsetmekten başka bir anlama gelmez diyor. Öyleyse bizim olmazsa olmaz zorunluluğumuz, yeni bir epistemolojiyle, yeni bir İslami ihya metodolojisiyle, birbirleriyle çelişmeyen, birini diğerini takviye eden, biri diğerinden güç alan ve bir bütün halinde Müslümanın Weltanschauung dediğimiz dünya görüşünü ve dünya yaşam biçimini tutarlı ve ahlaki bir zeminde sürdürmesini mümkün kılan bir epistemoloji ortaya koymak zorundayız. Ve bu mümkündür ve üç basamağı var diyor. Bir, kelam yeniden, mutlaka yeniden yazılmalıdır. Ve bu kelam mutlaka ama mutlaka ahlaki bir zeminde yazılmalıdır. Kelam, ahlak ve hukuk. Evet. Kelam, ahlak ve hukuk hiyerarşisi ve silsilesi içerisinde oluşturulacak bir epistemoloji, kelamın sağlıklı bir, dikkat buyurun, sağlıklı bir tanrı algısıyla, Allah inancıyla ve ahiret inancıyla Müslümanın ahlaki olarak sorumlu olduğunu bir bütüncül ve çelişmezlik içerisinde ortaya koyacak. Ve bu bütüncül ve çelişmezlik içerisinde mümin hem Allah'a karşı sorumlu olmanın hakkını verecek, hem kendi insan olmanın haklı gururunu ve varlığını ve insan olduğunun farkında olacak ve kendine bir varlık verildiğini bilecek ve sonra da kendisine bahşedilen bu varlığın gerektirdiği bir yaşamı yaşamak üzere bir düzenleme kuracak ve Kur'an'ı düzenleme üzerinden yoluna devam edecek diyor. Ama bizim kelamımız insanı iradesizleştirerek Allah'ın varlığı hatırına insanı sildi kelam. İslam hukukçuları da Allah-kul ilişkisini Allah'ı acımasız bir alacaklı, kulu da zavallı bir borçlu haline getirdiler. Allah elinde ceza kırbacıyla kulundan alacağın peşinde koşup duruyor. Hepimiz bugün Müslümanlığı böyle yaşıyoruz. Şu namazımı kılayım borcumdan kurtulayım, orucumu tutayım borcumdan kurtulayım, hacca gideyim borcumdan kurtulayım. Bütün zihinsel donanımımız borçtan kurtulmak üzerine değil mi? Demek ki bir şey gelse haber borcunuzu sildim diye hepimizde ne namaz kalacak ne oruç kalacak. Ama böyle ama ben gelinen ilişki buraya gelmiş. Şimdi Fazlur Rahman diyor ki böyle değil. Ya yeni epistemoloji bize onurlu bir kul olmayı, bize cennetin tapusunu verseler bile Allah'a kulluk görevimizin bir insanlık görevi olduğunun bilinciyle devam etmemiz gerektiğini. Evet. Çünkü diyor bütün varlık Allah'a teslim olmuş olmak anlamında mekanik olarak bütün varlık Müslümandır. Ama insanın Müslümanlığı ayrıdır. Çünkü o iradesiyle Müslüman olmayı, teslim olmayı seçer der. Onun için yeni kelam insanın iradesini, hürriyetini onun elinden almayacak der. Ona bir ahlaki zemin verecek ve bu ahlaki zemin üzerinde Müslüman yeni bir dünya kuracak. Bütün dünya bu yeni dünyanın kurulmasını bekliyor. Bütün bu dünya bu yeni Müslüman dünyanın kurulmasını bekliyor ve bu dünyayı biz kuracağız. Bu dünyanın kurucuları inşallah biz olacağız. Bizim neslimiz, öğrencilerimiz, yetiştirdiğimiz talebelerimiz, sizler ve Allah hayırla devam ettirsin bu kurumlar, bu müesseseler ihlaslı çalışmalarıyla Allah'ın izniyle bu yeniden ihyayı ve yeniden dirilişi gerçekleştireceklerdir. Kolay mı olacak? Hayır. Zor olacak. Değerli oluşu da zor oluşundan geliyor. Dolayısıyla hemen olacak mı? Hayır. Zaman alacak. Ama olduğu zaman da Mars'a gidenler bu dünyayı görmek için geri gelecekler. İnşallah. Evet. Onun için bizim bu manada tüm ilahiyat öğrencilerinin, tüm ilahiyat alanıyla meşgul olan kardeşlerimizin Fazlur Rahman'ı bir kez daha okumaya, onu bir kere daha anlamaya, onu okumamış, okusa da anlamamış olanların onu yanlışlıkla
dünyanın en evrenselci İslam savunucusu ve propagandisti olan bir mütefekkiri, tarihselci ve İslam'ın evrenselliğini inkar eden insan olarak mahkum etmelerine rağmen okumalarını tavsiye ediyorum. Ve benim hayatımda tanıdığım, zihnimin ve tefekkürümün şekillenmesinde çok büyük katkısı olan ve İslam'ın evrenselliğini benim gönlüme kazıyan, nakşeden büyük bir mütefekkir olarak hepinizin huzurunda onun ruhunu rahmetle anıyorum. Huzurunda ruhunun saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. Amin. Biraz da sorularınıza vakit kalsın diye burada bitiriyorum efendim.